Hepinize merhabalar dostlarım, ben Hun, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oman karakterini inceleyeceğiz ve Oman'ın smoke'larıyla, teleportuyla, ultisiyle ilgili birkaç tane taktik göstermeye çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız ve abonelikleriniz benim için çok önemli. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize teşekkür ederim destekleriniz için. Öncelikle arkadaşlar, Oman'ı hiç bilmeyen kardeşlerimiz için Oman'ın arkadaşlar C skill'i bir teleport, bir yerden bir yere teleport atabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan oraya geri gidelim. Ondan sonra Q skill'imiz var arkadaşlar. Q skill'i haritada şu anda gördüğünüz gibi yakınlaştırdım. Şu mavi olarak gösterilen yerlere bunu attığınızda o bölgeleri kör ediyor. Örnek veriyorum, buradan bu şekilde atıp çıktığınızda önünüzdeki adam kör olmuş oluyor arkadaşlar. E skill'imiz var. E skill'inde smoke atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mouse'u sol kliğe ile ileri, sağ kliğe ile geri şekilde. Bunu ayrıyeten R tuşuna basarak da bu şekilde dış görüntüden görüp haritadan da yönlendirebilirsiniz nereye atacağınızı. Arkadaşlar şu mesafe yazısı var önümüzde gördüğünüz gibi. Bu dolana kadar arkadaşlar ilerletebilirsiniz spawn'unuzu. Zaten haritanın her noktasına da götürebiliyorsunuz bunu. Ondan sonra ultimiz var arkadaşlar. Ultiye basıp herhangi bir noktaya ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla ilgili taktikler göstereceğim şimdi sizlere. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar yavaştan. Evet arkadaşlar, öncelikle Storm'un birkaç tane smoke taktiğinden bahsetmek istiyorum. Bu smoke taktikleri için arkadaşlar smoke atacağınız yere getiriyorsunuz. Bunu işte şu andaki bulunduğumuz yerden örnek verebiliriz arkadaşlar. Şu bölgelere bakın. Bak. Gördüğünüz gibi yeşil nokta şeyin üzerinde çıktı yuvarlağın. Bakın. Gördüğünüz gibi normalde altta bu, yerde kalacağı anlamına geliyor. Ama bu ok yukarıda çıktığında smoke'un havada kalacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu smoke'u bu şekilde attığınızda smoke havada asılı kalır ve rakipleriniz sizi görmeden önce sizi onları görüp onlara hasar verme öncelik avantajını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu smoke'u bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kullanmanız daha verimli olur arkadaşlar. Tekrardan aynı şekilde bir smoke'umuzu atalım. Bakın getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi ok şeyin üzerinde, ortadaki yuvarlağın üzerinde üçgen şey. Bu şekilde smoke attığımda arkadaşlar smoke havada asılı kalıyor ve rakiplerin sizi görmeden önce siz onları görüp avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bunları ben bir tek haritada göstereceğim şu anda. Sadece Askent haritasında göstereceğim. Siz bu kombinasyonları diğer haritalarda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim C skill ile ilgili bir şeyimize arkadaşlar. Aynen buradan örnek verelim. Örnek veriyorum, adam şu anda garajda arkadaşlar, sizi kesiyor. Siz buradasınız. Buradan pik atıyorsunuz adam arkadaşlar. Ama adam size eğim koymuş. Çıktığınız zaman vuracak. Geliyorsunuz abi buradan. Basıyorsunuz C'ye. Karşıya teleport ediyorsunuz. Adam size hala burada sanıyor. Ama siz o adam oraya bakarken siz çıkıp buradan onu vurmuş oluyorsunuz. Bu düşük elo'larda yapabileceğiniz bir taktik arkadaşlar. Yüksek elo'da, çünkü bu teleportun sesi karşı tarafa gidiyor arkadaşlar. Ama gittiğiniz yere değil, teleportu attığınız yerden geliyor ses. Örnek veriyorum, aynı pozisyon düşünelim. Adam karşınızda. Çıkamıyorsunuz. Çıktığınız zaman sizi vuracak. Bu sefer fake bir teleport yapabiliriz arkadaşlar. Olduğumuz yere teleport atarız. O bizi karşı tarafa gittik sanar. Ama biz hala burada olduğumuzdan dolayı o diğer tarafa bakarken çıkıp onu vurabiliriz arkadaşlar. Bu taktikte yapılabilecek bir taktik. Bunu da uygularsanız güzel olur arkadaşlar. Şimdi kör taktiği ile ilgili bir taktiğe gelelim arkadaşlar. Körü ne şekilde kullanmanız daha etkili olur. Zaten az önce gösterdim. Q'ya bastığınız arkadaşlar haritada Q'nuzu kör edeceği bölge gözüküyor. Şimdi örnek veriyorum, adamla karşı karşıyasınız. Adam elektriklesiniz. Adam burada. Siz buradasınız abi. Tak, adamı pikleyemiyorsunuz adama. Direkt bastınız abi Q'ya. Attığınız körünüzü, bu köre attığınızda aynı zamanda kör oluyor ve sesleri de duyamıyor. Bir böyle nasıl diyeyim, böyle denizdeyken kulaklarınız, kafanızı suya soktuğunuzda bir ses olur ya, o şekilde bir ses duyuyor adam. Hemen körünüzü attınız, yukarı kendinizi teleport ettiniz ve sizi duymadı buraya teleport olduğunuzu. Üstünden gelip vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da etkili bir taktik, kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi az önceki senaryonun aynısını burada hayal edelim. Şimdi siz
1v1 kaldığınız örnek veriyorum. Bombayı kurdunuz. Adam buradan geliyor. Long bölgesinden geliyor. Sizi burada gördü. Artık burada olduğunuzu biliyor. Hemen abi kendinizi şuraya teleport ediyorsunuz. Ve adam sizi hala orada sanarken siz buradan adam geldiğinde adamı direkt olarak vurabiliyorsunuz. Veya bu düşük elo'larda yapılabilecek bir şey. Yüksek elo'da bunu yaptığınızı düşünebilir adam. Yüksek elo'da da abi direkt fake atarsın olduğun yere. Adam seni başka yerde ararken sen çıkıp yine adamı oradan vurabilirsin. Tekrardan gösteriyorum. Adamla karşı karşıyasın. Yüksek elo'dasın. Adama hemen bulunduğun yere teleport atıyorsun. Adam teleportun sesini duyuyor. Sen başka yere gittin sanıyor. Başka yere bakarken çıkıp vurabiliyorsun abi. Bu da etkili bir taktik arkadaşlar. Şimdi gelelim ulti ile yapabileceğimiz taktiklere. Ulti ile ne gibi şeyler yapabiliriz? Örnek veriyorum. Tek kaldınız abi. Bomba şu bölgede düştü. Adam burada. Siz abi geldiniz. Buradan bombayı aldınız. Geldiniz buraya. Şimdi düşük el odasınız. Direkt basıyorsun abi X'e. Kendini direkt B'ye teleport ediyorsun. Baktın kimse yok. Tamam geldin. Burada bombanı kurdun. Geçtin abi. Adamlar gelene kadar burada bekledin. Yüksek eladasın. Yüksek elada çünkü bu tahmin edilebilecek bir şey. Bu sefer senaryoyu B'de gerçekleştirelim. Spike burada düştü. Spike'ı aldın. Kendini direkt şuraya bir teleport ettin abi. Adam senin B'de ulti attığında A'ya gideceğini düşünecek. Direkt A'ya teleportunu atıyorsun arkadaşlar. Tak bitmesine yakın iptal ediyorsun. Bu arada X'e basıp tekrar iptal edebiliyorsunuz. Sizi onlar A'ya gitti sanıyorlar. A'ya doğru harekete geçiyorlar. Siz tak bombanızı burada kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde fake'ler atabiliyorsunuz. Bu arada tekrar üstünden geçmekte fayda var arkadaşlar. Ulti nasıl bozulur? Ultiyi abi belirli bir noktaya attınız. Tam böyle info almak da kullanabilirsiniz. İlla bunu şey olarak şey yapmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum buradasın. Garajın infosunu almaya ihtiyacım var. Bastın abi. Buradasın. Garaja gittin. Etrafına baktın. Adam yok. Bozamadık. Geç kaldım. Tekrarlayalım abi. Fail olduk. Bekle tekrarlayalım. Geldiniz abi buraya. Garajın infosunu alacaksınız. Tak geldiniz bu şeye. Garaj bölgesine teleportunuzu attınız. İnfonuzu aldınız. Adam yok. Tekrardan X'e bastın. Ultini bozdun abi. Yani ultiyi illa bir yerden bir yere ışınlanmak için değil arkadaşlar. İnfo almak için de kullanmanızı öneririm. Yani bu şekilde taktikler sizin oyunculuğunuzu geliştirir arkadaşlar. Oyunculuk sadece eğimle olmaz. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Üstünden bir daha geçelim. Smoke taktiğini gösterdik. Smoke havada asılı bırakarak adamları öncelikli görme avantajı. Ondan sonra kör etme ile ilgili bir taktik gösterdik. Bu taktikleri farklı kombinasyonlarla kullanabilirsiniz. Mesela şu şekilde başka bir haritada göstereyim arkadaşlar size. İlla bir haritada yapacaksınız diye bir şey yok bunu. Mesela abi Heaven'a gidelim. Hilelerimizi açalım. Başlayalım. Heaven'da da yapabileceğiniz Omen'la ilgili gerçekten çok güzel taktikler var arkadaşlar. Onlardan birkaç tane göstereyim size hemen. Evet arkadaşlar şimdi geldik Heaven haritamıza. Heaven haritasında daha az önce Askent'te A'da gösterdiğim gibi taktik gösterebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar adam rakip oyuncu burada farz edelim. Rakip oyuncu burada abi. Siz de buradasınız. Aynı şekilde buradan pikliyorsunuz abi. Ama teke tek kalmışsınız. Garantiye almak istiyorsunuz. Riske atmak istemiyorsunuz abi. Hemen hızlı bir şekilde körünüzü attınız. Ultinizi yukarı attınız. Adam sizin buraya çıktığınızı duymadı abi. Adamın üstüne geldiniz ve tak tak vurdunuz. Bitirdiniz arkadaşlar. Yani bu taktik çok OP bir taktik arkadaşlar. Gerçekten rakibiniz hangi eroda olursanız olun mal edebileceğiniz bir taktik. Çünkü o psikolojide birebir kalmışsınız. O psikolojide adam sizin üste çıkacağınızı düşünmez. Yani kör attıktan sonra adam direkt etrafa bakar abi. Ateş etmeye falan başlar bir yerden çıkacaksınız diye. Ama üstten geleceğinizi tahmin etmez. Aynı şekilde teleport taktiğiyle ilgili bir tekrar yapalım. Adam önünüzde abi. Siz buradasınız. Buradan pikliyorsunuz. Tamam mı? Adam odaklanmış buraya. Sürekli buraya bakıyor. Siz hemen hop karşıya teleport attınız. Tak geldiniz. Buradan piklediniz. Vurdunuz. Veya yüksek el odasınız. Geldiniz. Pikliyorsunuz buradan. Adam buraya bakıyor. Tak hemen fake bir teleport attınız önünüze. Çıktınız abi buradan. Vurdunuz. Bunlar böyle OP taktikler arkadaşlar. Uygulayabileceğiniz taktikler. Şimdi savunma bölgesinde B ile ilgili bir taktik göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi B'desiniz abi. B'yi tutuyorsunuz. Geldiniz buraya hemen.
aldınız smoke'unuzu. Bir tane window'a. Bir tane de window'un önüne şu bölgeye arkadaşlar. Birer tane smoke attınız. Şimdi bu bölgeler kapalı. Window kapalı sizi görmüyor. Burası kapalı sizi görmüyor. Buraya geldiniz abi. Pustunuz burada. Pustunuz abi. Smoke'lar gidecek birazdan. Evet, gördüğünüz gibi smoke'larımız gitti arkadaşlar. Bu sefer adamlar sizin burada olduğunuzu tahmin edemezler. Window'dan atladı, vur. Buradan çıktı, vur. Yani bu şekilde adamları arkalamak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Window taktiğiyle de aynı şekilde teleport uygulayabilirsiniz. Adam burada size bakıyor. Hop karşıya teleport attınız abi. Çıktınız buradan, vurdunuz veya fake teleport attınız önünüze. Adam karşı tarafa geçtiğinizi sandı. Çıktınız, vurdunuz abi. Çok OP taktikler veya Sage duvarıyla buraya kapattı arkadaşlar. Sizin elinizde operatör var. Çıktınız buraya, operatörle karşı tarafı keserek vurabilirsiniz. Yani bu Omen'ın teleportu en sevdiğim özelliklerinden birisi arkadaşlar. Ultiyi zaten anladınız. Ultiyi info almak için, fake atmak için veya gerçekten bir yere ışınlanmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size A bölgesinde bir taktik göstereceğim Omen'la ilgili. Evet arkadaşlar, geldiniz şimdi A long bölgesine. A long'dan geliyorsunuz abi, bir tane Heaven'a smoke atıyorsunuz. Bir tane şey bölgesine, short bölgesine smoke atıyorsunuz. Geldiniz buradan abi. Short zaten sizi görmüyor. Smoke var. Geldiniz buradan. Geldiniz. Bastınız abi teleporta. Hop Heaven'a teleport oldunuz. Heaven'dasınız şimdi. Sizin Heaven'da olduğunuzu bilmiyorlar. Smoke çıktı, sizi beklemeyecektir. Öncelikli görüş açısı sizde. Hemen tık diye vurabilirsiniz. Çünkü sizin o anda Heaven'a teleport atacağınızı düşünmeyebilirler. Belki hani short'a smoke attınız. Smoke'un içine short'a teleport olabileceğinizi falan düşünebilirler. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Aynı taktik burada da var arkadaşlar. Mesela az önce kör taktiği. Adam karşınıza, örnek veriyorum. Tak buradan attınız abi körü. Bastınız C'ye. Çıktınız üste, adam sizin üste olduğunuzu tahmin etmiyor. Tak geldiniz, vurdunuz adam arkadaşlar. Bu OP taktiklerle arkadaşlar rakiplerinizi şaşırtabilir ve öncelikli vuruş avantajları elde edebilirsiniz. Şimdi short'ta tutmadı arkadaşlar, burayı mutlaka kullanın. Atıyorsanız short'u tutmak için burayı kullanın. Çünkü rakipleriniz genelde abi kafa hizasında tutup eğimi ilerliyorlar. Anladın mı? Önlerine bakıyorlar. Siz her zaman yukarıda olduğunuzda rakibinizin eğimini bozacağınız için ilk atış avantajı her zaman sizde olur arkadaşlar. Bu yüzden Omen'la yükseklere çıkabilirken arkadaşlar bunları değerlendirin. Bu avantajları değerlendirin arkadaşlar. Rakiplerinizi şaşırtacak hareketler yapın. Sadece ben adam vurayım falan filan diye şey yapmayın. Skill kullanımı çok önemli arkadaşlar. Skillleri aktif bir şekilde 200 IQ bir şekilde kullanırsanız arkadaşlar gerçekten bu oyunculuğunuza da etki eder. Sadece adam vurayım, eğimimi geliştireyimle oyuncu olunmuyor maalesef arkadaşlar. Yani bu ulti kürelerini mutlaka toplayın arkadaşlar. Her karakterin, sadece Omen'in değil, her karakterin ultisi çok önemli. Yani ulti kürelerini boş geçmeyin. Zaten diğer karakter taktik videoları da gelecek arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ben bu tarzdaki videoları beğendiğinizi anlayayım. Daha çok karakter taktik videosu çekeyim arkadaşlar. Omen taktik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.